Bu arkadaşı iyi izleyin arkadaşlar birazdan. Yılan gibi kıvrılıyor. Evet, bugün eğitimdeydik. Çok güzel sürüşler yaptık. Buradan Skyways ekibine çok teşekkür ederiz ama eğitim alın lan biraz. Eğitim almayın, eğitim alın. Abi bir şey yap ya, şimdi sürüye böyle yapayım ya, olmaz öyle. Bizde o yok kardeşim. Yapayım mı? Al. Teker yapsana. Abi gaz. Evet, 8 slalom'a başladılar. Hayır mı ki? Slalom'dan sonra arkadaşlar şurada 8 çiziyorlar. Aynı ehliyet parkuru gibi. Sonra karşıdan tekrar oraya gidiyorlar. Sekiz parkuru. Gayet başarılı yapıyor bu arkadaş. Güzel bir şey ya bu. Arkadaşlar. Ben de gelip böyle bir izleyeyim istedim. Güzel. Bir kırmızı ışıktan daha cümleten esselam arkadaşlar. Kaç binde motorun? 72 binde. 70 binde. 72. 15 model mi? 15. Kaç para geçiyor piyasada aşağı yukarı? 300-350. 350. Arkadaşlar konuya girecektim. Oradan abi buradan böyle konuya bir giremedik. Konumuz neydi? Konuyu da unuttuk. Bir saniye düşünüyorum. Bulamıyorum. Ne anlatacaktım ki ya? Cidden unuttum. Şaka değil. Allah Allah. Tamam, şimdi aklıma geldi. Grup. Gruplardan bahsedecektim. Bu akşam şimdi akşam saat 7.30'da bu akşam. Tabii siz bu videoyu izlerken hangi gün izlersiniz bilmiyorum da bu akşam saat 7.30'da Skyriders grubunun ücretsiz motosiklet eğitimi var. Ihlamur kentte bu ehliyetin verildiği bir parkur var orada. Oraya gideceğim. İzlemeye gideceğim. Parkur nasıl? Onu bir göreceğim. Bir de şununla bu makineyle bir hani denersek de deneriz. Şimdi akşam 7.30'da olduğu için kayda girer miyim tam bilmiyorum. Çünkü oranın ışıklandırması falan nasıldır? Güzel video çıkar mı? Tam emin değilim. Ama şimdiden işte böyle bir videoyu başlatayım, çekeyim istedim. Olursa eğer orada da videoya devam ederiz. Bu arada gruplardan bahsedeceğim demişken şöyle arkadaşlar, yani Eskişehir'deki grupları Eskişehirliler biliyordur büyük ihtimal. Benim geçen videomda sempati duyduğum grup dediğim Skyriders grubu. Neden diyeceksiniz? Çünkü şimdi birçok gruplarda tanıdıklarım, arkadaşlarım vesaire var.
grupların içlerini iyi kötü biliyorum ve birçok gruba da yakın bir şekilde gidip gördüm. Üye değilim. Herhangi bir gruba üye değilim. Sadece merakımdan gittim gördüm. Şimdi Skyriders grubuna peki neden böyle sempati duyuyorum? Ya abi adamlar bakın gezi düzenliyorlar, tamam eyvallah gezi düzenliyorlar. İkincisi gezi bütün gruplar düzenliyor, o sıkıntı değil de benim yani ona sempati duymamı gerektiren şeyler, birincisi abi adamlara eğitim veriyor ya. İyi ya da kötü, olur ya da olmaz. Sonuçta bir eğitim veriyor adamlar. Stadı kapatıyorlar, hocalar tutuyorlar, eğitmenler tutuyorlar. Bir eğitim vermeye çalışıyorlar. Yine ne oldu arkadaş ya? Bak polisler falan böyle bir heyecan yaptırmayın bana. İkincisi, bu adamlar abi şimdiye kadar Eskişehir'deki gruplarda duydum ilk oldu. Belki daha öncesinde olmuştur başka gruplarda bilmiyorum. Adamlar motosikletçiler için mevlüt okuttu. Ya bu benim için değerli bir şey. Çünkü niye diyeceksiniz? Abi motosiklet grubu dediğin sadece öyle motosikleti alayım, gideyim, takılayım, gazlayayım, reklam olayım. Ne bileyim işte tanıdıklarım artsın vesaire filan olacak bir grup değil abi. Motosiklet grubu her alanda olmalı, olması da gerekiyor. Yani dini açıdan da, sosyal açıdan da, herhangi bir farklı bir açıdan da. Mesela bak pazar günü mangal partisi var Skyriders'ın. Katılacağım mı? Katılmayacağım. O ayrı. Ama adamlar her telden gidiyorlar. Yani hayattaki oraya da dokunuyorlar. Buraya da dokunuyorlar. Eğitime de önem veriyorlar. Amaçları sadece biz grup kurduk. Gelin takılın. İstediğinizi yapın gibisinden değil. Eskişehir'de benim sempati duyduğum grup bu. Olma ya şimdi içinde herkes mi iyi? Herkes mi çok mükemmel? Hayır, bu bütün gruplarda böyle ama yani bazı gruplarda da amaç sadece içmek, sıçmak, gitmek, takılmak olduğu için yani bu. Bir de işte bak bunu söyledim, bunu da ekleyeyim. Skyriders'a ben hiçbir zaman alkol ya da ve benzeri başka şeyler olduğunu görmedim, duymadım. Bu da benim için çok etkili. Abi, şimdi burada Skyriders'ı övüyormuş gibi olacağım ama ben gördüklerimi söylüyorum. Herkesin tercihi, herkesin kendi yaşam tarzı. Kimisi bu tarz şeylere önem veriyordur, bu tarz gruplara yönelir. Kimisi farklı şeyleri istiyordur, farklı durumlar seviyordur, farklı gruplara yönelir, herkesin grubu. Mesela bir grup daha var, tam bir aile ortamı. Yani çoluğuyla çocuğuyla geliyor millet, o da benim çok hoşuma gitti. Yaş ortalaması yüksek, o da güzel abi. Ama o grubun böyle çok yaş ortalaması gerçekten yüksek olduğu için çok içine girmedim, çok araştırmadım, bakmadım yani. Neyse durumlar böyle yani. Burada bu video sanki Skyriders grubunu övüyormuş gibi oldu harbiden de. Öyle bir durum yok yani. Benim sempati duyduğum grubu geçen soru cevap videomda bir kardeşimiz sormuştu. Ben de söylemiştim. Grup bu yani. Seviyorum adamların işleyişini. Üye miyim? Değilim. Olur muyum? Hayır. Giderim sadece bu akşamki olduğu gibi mesela. Motosikletlerin katılabileceği ücretsiz eğitim varmış. Giderim bakarım. Zaten hani tanıdık 2-3 kişi de çıkıyor mutlaka. 3-5 muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Hadi eyvallah abi, bu kadar. Hani Skyriders hakkında da böyle bir kısa bir bilgi vereyim istedim. Bu arada kendi Skyriders grubu da bayağı bir üyesi çoğalmış. İnşallah oranın da tadı kaçmaz diyorum. Gel. Evet, bugün eğitimdeydik. Çok güzel sürüşler yaptık. Buradan Skyriders ekibine çok teşekkür ederiz ama eğitim alın lan biraz. Eğitim almayın, eğitim alın. Abi bir şey yap ya, şimdi şuraya böyle yapayım ya, olmaz öyle. Bizde o yok kardeşim. Yapayım mı? Al. Abi gaz. Abi gaz.
Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Eğitim daha devam ediyor ama benim artık gitmem gerekiyor. İşte bu grubun bu yapmış olduğu şeyleri çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bunu da size kayda alayım istedim. Zaten kurucularıyla da görüştüm. Video çektiğimi de söyledim. Böyle yani güzel. Durumlar bu şekilde. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Haydi. Eyvallah.